Planlık nokta hava operasyonu için vakan çıkışı yapalım. Vakanızı üniversite çocuk yeni doğan yoğun bakımdan alacaksınız. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde 22 Ağustos tarihine doğan ikiz bebeklerden birinin durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde 23 yaşındaki H.Y. 22 Ağustos 2024 tarihinde sezaryanlı ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Bebeklerden biri 2 kilo 110 gram ağırlığında doğdu ve şu anda düzenli nefes alıyor, bilinci açık ve beslenme konusunda sorun yaşamıyor. Ancak Gaziantep'in Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Gizem Coşkun Yüksel tarafından yapılan açıklamada diğer bebekte ciddi kalp rahatsızlıkları tespit edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde bebeğin kalbinin odacıkları arasındaki duvarda bir delik olduğu, kalpten çıkan büyük damarlardan biri olan aort damarının gelişiminde yetersizlik bulunduğu ve kalp kapakçıkları ile ilgili sorunların mevcut olduğu kaydedildi. Ayrıca aortun bir kısmında darlık tespit edildiği de bildirildi. Bu durum üzerine bebeğin daha ileri tetkik ve tedavi amaçıyla İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla gerçekleştirilen bu sevk işlemi bebeğin durumunun ciddiyeti nedeniyle hızla organize edildi. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi yetkilileri bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve tedavi sürecinin titizlikle sürdürüleceğini belirtti. Bebeğin sağlığı için dualar eden aile, doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkürler iletti. 22 Ağustos tarihinde de Gaziantep Üniversitesi'nde dünyaya geldi. İkiz bebeklerden bir tanesi 33 haftalık doğdu maalesef. Ve ciddi kalp damar hastalığı mevcut. Bununla ilgili de acil ameliyat olma ihtiyacı var. Üniversitede doğduktan sonra ciddi ameliyat ihtiyacı olduğu için 112 komuta merkezine iletişimde kuruluyor. Ve biz komuta merkezi olarak Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Hava Operasyon Merkezi ile iletişim kurduk ve bu çocuğun e, Sağlık Bakanlığı'nın da e, imkanları doğrultusunda hava ambulansıyla sevkini planladık. Tabii bu hizmeti ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı vatandaşımıza sunuyor. E, bunun için de biz e, üniversiteden çocuğu teslim aldık e, ve küvezli ekiplerimizle birlikte Gaziantep Havalimanı'na kadar naklini sağladık. Burada da hava ambulansına teslim ettik. Şimdi de İstanbul Çamlıca Şehir Hastanesi'ne doğru yolda. E, i̇limizde çok nadiren e, böyle sevki ihtiyacı olan hastamız oluyor. Birçok hastanın çünkü tedavisini Antep'te yapabiliyoruz zaten. Ama böyle özellikle nadir görülen acil ameliyat ihtiyacı olan vakalarda genelde İstanbul ve Ankara'ya hava ambulansıyla ve yolu karayoluyla e, baş edemeyecek hastalarımızın sevkini hava ambulansıyla sağlıyoruz. Haftada bir vaka genelde çıkıyor.